Özlem Gelin'in salonu geniş ve ferah. Ahşap ayaklı kanepelerin antresitle bordo rengi kombinlenmiş. Antresit berjerlerle de oturma grubu tamamlanmış. Ahşap tablolu beyaz televizyon ünitesi renk olarak kanepelerin ahşaplarına uymuyor. Ama yemek masası ve krem rengi sandalyelerle uyumlu. Masanın üzerindeki Fransız dantelli runner ve yapay çiçekler çok şık. Beyaz tüllerle siyah fon perde salonun tarzına ve renklerine gayet uygun. Son olarak kristal taşlı kollu avizelerin salona çok yakıştığını belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Aslı Hanım, öncelikle ben başlamak istiyorum. Zigon sehpa ve bu koltuk takımın rengi ve çerçevemiz ayrı bir oda. Yani ayrı bir oda derken? Yani şöyle diyeyim, bordo koltuk takımı ve TV ünitesi, yani ayrı bir takım gibi. Şimdi Remziye, ak git, tamam mı böyle? Nasıl akayım? Ak yani. Rahat konuş, böyle kendini sıkma ablacığım. Ya şunu demek isteyeceğim, onu nasıl diyeyim? Hani füme, zigon sehpa ve arkadaki çerçeve. Ayrı bir grup mu? Ayrı bir grup, diğerleri ayrı bir grup demek istiyorum. Ben seni anladım, TV ünitesiyle koltuk takımı farklı. Ben de anladım da kızım, yok, birazcık böyle kendini kassın istemiyorum. Rahat konuş diye söylüyorum. Eğer hani... bu krem olsaydı bordo ile olurdu ya da o gri olsaydı bu çerçevelerle zigonlarla olurdu demek istemem. Krem olup sandalyelerle de bir olabilirdi. Remziye'nin yorumlarını asla anlamıyorum. Keşke yanında bir tercüman bulunsa ve bize yardımcı olsa. Kafamda deli Nasıl söylüyorsun? Çok güzel söyledin. Şimdi bir dakika, gri ile bordo olmaz mı yani? Gri ile bordo olur Aslı Hanım. Tamam. Çerçeve gri. Gri. Evet. Zigon sehpası gri. Gri. Oldu gri. Evet, tamam. Gri. Ama krem rengi. Krem rengi mi bozdu işte? Evet, normalde uyuyor. Şimdi krem, ben gri ve bordo bir arada kullanılamaz mı diyorsun? Evet Aslı Hanım. Ama bordo ve krem çok yakışıyor birbirine. Bordo tamam. ile krem okey ama grinin ne işi var diyor. Gri, bordo varsa kremin ne işi var diyor. Tamam. Doğru evet. mu anladım? Evet. Evet. Tamam. Alkışlıyorum. Kendimi alkışlıyorum şu anda. Vallahi bulmaca gibiydi, çözdük ama çözdük. Evet. Koltukların bir takım, onlar bir takım. Hani ikisi senin evindeki gibi komple salon takımı değil, ayrı takımlar. Evet haklısın ama mesela benim takıldığım şey yani takım ama bu teklilerin ayaklarıyla bu teklerin evet, ayakları bir değil takımsa. Bu tekliler eski koltuklarımın tekleri çünkü ben uyduğu için çok bunlara devam ettim. Ama takım demiştin ya, o yüzden dedim. Şey bordo ile siyahı sorduğun için hani bordo ile siyah ikisi takım. Aynı kanepe. Evet aynı. Ha. Teklileri de aynı kumaştan kaplatmış. Ben yani güzel bir kombin yaptım. Şimdi o varken israf edip bir daha almak aferin. İstemedim. Aferin. Evet. Eski mobilyanı dönüştürdün evet, aslına bakacak devam olursam. Devam ettim kullanmaya. İyi değerlendirmişsin. Bravo. Onların renginin farklı olması farklı bir takım çünkü koltukla birlikte bir salon takımı değiller. Yani o soft bir renk mobilyası açmış gibi. Açmış ama ya. Aslında açmış ama bu ünite onlar soft da... bir mobilyanın. Soft. Soft yani nasıl diyeyim? Yani koltuklar da mı krem olmalıydı? Aslında mesela? Bu TV ünitesine nasıl bir koltuk olmalıydı Aslı Hanım? Duvarı turuncu boyalar, magrome koyuyorlar mesela Aslı Hanım. Bak. Yani bu olma soft olduğu için değil. Hani yok tarzınız olmayabilir ama bu... krem rengi TV ünitesi, turuncu boya, krem rengi magrome öyle olduğunu düşünüyorum. Resmen bohem tarzı mı diyorsun sen? Ben yani anladım. Hayır aslanım. Aslanım bohem tarzını anlatıyor. Bohem tarzı demek istiyorum. Bu TV ünitesi o kadar bohem değil. Bu TV ünitesi bence aslında tam bu koltukların TV ünitesi. Ben onu ayrı sana seviyorum. Göre. Siz ne diyorsunuz ayrı onlar? Seviyorum. Aslanım bence Remziye arkadaşımız dün evinde de olduğu gibi hala da aynı renk ısrarı peşinde. Şimdi yani o TV ünitesiyle bu koltuğun rengini uyduramadım diyor. Evet. Yani ben gayet uydurdum bence. Yani farklı bir fikir veriyor aslında bakın. Evet, ama yani aslında yani ben alakasız bir şey söylüyor. Kimin evindeydi? Saadet Gelin'in evinde vardı sanki. Evet, o da böyle bohem bir tarz vardı. Gerçekten ben çok güzeldi. Onu. O haftanın birincisi olabilirdi. O kıl payı kaçırdı. Çok iyi anladım demek istediğini ama şu an elimizde bunlar var. Yok Aslı Hanım evet. Normalde demek istediğim ayrı ayrı mobilyalar güzel. Hani ama birbirine uyum sağlayamadı. Evet, uyum sağlayamadı galiba arkadaşım. Normalde tabii uyumlu ki. Uyumlu bulmadın mı sen şimdi güzelim? Aslında gri ve bordo, koyu bordo, koyu bordo ve koyu gri olduğu için uyumlu Aslı Hanım. Ama TV ünitesi bohem. Remziyeciğim o bohem değil arkadaşım.
Yani bohem daha farklı bir tarzdı. Ben bohem olduğunu düşünmüyorum Aslı Hanım. Ben aslında ünitenin bohem olduğunu düşünmüyorum ama sadece ünitenin kulplarının bohem tarzına uygun olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ya bence ünite tamamen bohemle alakası yok aslında. Uyumsuzluğu sevmiyorum. TV ünitesi ve masadaki ahşaplık ayrı bir takımın ünitesi ve masası olduğu için bu yüzden uyumsuz buldum. Bohem tartışmasını çok gereksiz buluyorum. Anlamadık da zaten hiçbir şey. Remziye, sen salondaki mobilyaları uyumsuz buldun ama ben Özlem'le ayakkabılarınızı çok uyumlu buldum. Ve benim. Aa, İki Özlem. Evet. Pişti oldular bunlar. Aslı Hanım, evet. Gelin evini çok izlediğimiz için modayı da oradan öğreniyoruz. Çok tatlısınız ya. Gelin evi sadece mobilyalar üzerinden yürümüyor efendim. Moda. Kıyafetler, ayakkabılar. Yani biz modayı da belirliyoruz. Şükürler olsun. Allah'ım sana. Evet hanımlar, bu ünite bohem mi değil mi? Bohem diyenler parmak kaldırsın. Şimdi ben bilmediğim bir konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bohem nedir hiçbir ilgim yok. Bohem diyenler parmak kaldırsın dedim. Bohem diyen parmak kaldırsın. Aslı Hanım, ben bohem diyorum benden hariç anlamında kaldırsın demek istendiği için kaldım. Ben bohem dedim zaten. Ay vallahi payını keseceğim kendimi ya. O yüzden parmak kaldırma gereği durmadım. Zaten ben söyledim. Zaten kız bohem diyor. Kaldırsan yine. Bakayım bohem diyenler. Ben bohem diyorum. Biz sen diyorsun. Tamam. Kaybettin, otursun mu? Olsun. Otursun mu? Siz ne diyorsunuz? Ben bilmediğim bir konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bohem'le ilgili bir bilgim pek yok çünkü. Tabii. Çalışacağız bugünden sonra. Bohem'e çalış. Kesinlikle çalışmam lazım. Aslanım, ben de bohem olmadığını düşünüyorum. Büşra gibi kulüplerine sadece uyduğunu düşünüyorum bohem'e. Anladım. Peki. Ben bir fiyat sormak istiyorum. Tabii. Halının, TV ünitenin fiyatı nedir acaba? Onlar 5000, TV ünitesi ve masa. Koltuklar sadece üçlüler 10.000'di. Evet, 10.000'di. Kaça kaplattın teklilerini? Yanlış hatırlamıyorsam 500'dü ikisi. Ne zaman kaplattın? 3 yıl oldu aslında. 3 yıl oldu. Çok güzel ablacığım. Fonlarını, tüllerini... Fonlarım ve tüllerimi de buraya taşındığımızda yine yaptırdım. Onu net biliyorum. 2,5. 2500 TL. Peki bu avizeler buraya uymuş mu hanımlar? Bence biraz alçak kalmış gibi geldi, bilmiyorum ama yani uzun boylu biri o taşlara çarpabilir gibi geliyor. Yok, tarz olarak benim uymuş mu? Uzunluk olarak, kısalık olarak. Tarz olarak uymuş ama üzerindeki ampuller de sarı olsaydı beyaz sarı yerine. Sarı ampul mü? Evet. Hmm. Olabilir. Daha uyumlu oldu. Eşime söylerim. Zaten onun komşu esnafı ama elektrikçi alabilir. Ama gelmeden keşke. Bir de üzerinde siyah bir şey görüyoruz o ampulün. Ne olduğunu öğrenebilir miyiz? Onu şey artık neden? Bütün avizeciler kullanıyor. Orada böyle halat şey... Zincir. Halka halka zincir olduğu için onu kamufle etmek için takıldığını biliyorum. Evet, ben bir şey benim de var. Atıyorum. Ve hatta rengine, yaptırtabilirdin koltuğu. Ben de siyah yani, diye. Hani gri siyah hani uysun diye. Hmm. Salonda en azından bir renk vardı. Renk gördük yani. Her yer gri değildi ya da her yer mavi değildi. En azından bordo gördük. Antrasit bir renk gördük. Tarz olarak da yine çok benim tarzım değil. Ama her yer benim tarzım olacak diye bir şey yok. Ben onun tarzına göre gayet beğendim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hanımlar? Ben genel bir düşüncemi söylemek istiyorum Aslı Hanım. Çok seviniriz. Yemek masası ve televizyon ünitesini ayrı bir mobilya olduğunu söyledi. Evet, koltukların ayrı bir takım. Evet. Kendince yakıştırmış belki ama ben o uyumu tam sevemedim. Yoksa halın ve bordo antresit rengine gerçekten bayıldım. Tamam. Ben seviyorum bu tarz renkleri. Zaten benim evimde de göreceksiniz bordo ve antresiti. Öyle böyle mi? Düşünüyorum. Benziyor evet. Mu eviniz? Yok, öyle tarz olarak benzemiyor. Sadece renk açısından renkleri söyledim. Renkleri göreceğiz yani. Evet, bordo, renk. Gri. Peki sen nasıl kullandın acaba? Gri ve bordoyu sen nasıl kullanmış olabilirsin? Çok merak ediyorum şu anda. Onu yarın görelim. Göreceğiz inşallah. Göreceğiz inşallah. Evet, saatin fiyatını öğrenebilir miyiz? Saati de taşındığımızda almıştım. 250 TL. 250 TL. Saat uymuş mu hanımlar? O yemek bölümüne sanki... Yakıştırmış gibi mi? Ne diyorsunuz? Kahveli tonlarda tercih. Remziye'nin dediği gibi iki odaya bölünmüş sanki bu oda. Bir yemek odası olmuş, bir oturma odası olmuş, kafası karışmış bu odayı. Remziye ne oldu aşkım? Şu an düşünüyorum Aslı Hanım, bakıyorum. Ya Remziye şöylesin bak. Yani yorumladım ya, o yüzden Aslı Hanım. Sıramı sağlam yani, diyorsun. Nefesini tutmuş. Yok Aslı Hanım, yorumladığım için arkadaşlarıma sıra geldi. O yüzden dinliyorum şu an. Çok tatlısın. Peki kırlentler uymuş mu? Kırlentler uymamış Aslı Hanım çünkü yeşil.
O zaman bizimle değil. Kırlentler. Ama koltuğun kendi kırlenti o. Beni çeyizlemedi. Aslında bordo da gayet güzel duruyor. Tutturamıyoruz yahu. Aslında tutturamıyoruz kırlentleri. Ben hiç ellemedim ve değiştirmedim. Bu şekildeydi bu koltuk bence takımı. Aslında yeşil göndereceğim şimdi. Çiçek bile aldım koydum arkadaşlarım. Allah. Plastik mi bunlar? Yapay çiçek aslanım. Ben canlı pek bakamıyorum. Çocuklar döküp duruyor sürekli. Ama olsun ya, renk vermiş çiçek bence. Çiçek seviyorum. Yeşil güzel duruyor. Onu da yastıklarıma uydurmak istedim. Yeşil. Ay tatlım benim. Düşündüm ya. Bir şeyler yani. Bence de düşünmüşsün. Acaba mutfakta neler düşündün? Acaba. Senin gibi böyle maharetli. Teşekkür efendim, ederim. Pozitif bir gelinimizin mutfağı nasıl olabilir? Salon yorumunuz bittiyse bir de mutfağı yorumlayın istiyorum. Buyurunuz.